الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bundan herhalde 5-10 sene önce burada bu masada konuştum. Ankara'daydı hocam. Hayır, buradaydı. Burada konuştum. O zaman sesim iyiydi. Şimdi daha o zaman iyi. Ben de iyiydim, gençtim. Ben söyledim başkana, dedim beni çağırmayın artık, gençleri çağırın. Israr edince peki dedim, o zaman siz katlanacaksınız. Efendim, Fransızların bir atasözü var diyor. Yok İsveçlerin. Diyor, yemek için lokantaya gittiniz, yemek kalmadıysa mecburen sandviç yiyeceksiniz. Şimdi size bir sandviç vereceğiz, yani yemek yok. Tabii Türkiye'de Ekrem Bey bir Sultan Abdülhamid deyince bu üniversite çevrelerinde ilk akla gelen benim. Ve onun yüzünden neler çektiğimi de bilir yani. Efendim Ekrem Bey. Ama hiç pişman değilim. Hiç pişman değilim. Sultan Abdülhamid'i size hatırlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz. Bazı söyleyeceklerime katılmayabilirsiniz. Ben kaçmıyorum burada. Dövebilirsiniz. Ama önce bir anlayalım. Arkadaşlar, tabii ben öyle kardiyak şeyleri bilmiyorum. Sayın milletvekilim, sayın milletvekilim diye ben öyle şeyler bilmiyorum. Arkadaşlar diyorum, efendim, öncelikle şunu diyeyim, benim görüşlerime katılmayabilirsiniz. Sultan Abdülhamid konusunda farklı düşünüyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Sultan Abdülhamid'i anlayabilmek için 19. yüzyıl İslam dünyasını ve Batı dünyasını iyi bilmek lazım. Sultan Abdülhamid, üzerinde çalıştığım için söylemiyorum ama bana göre Osmanlı sultanlarının belki number one olmasa da number iki, number üç olabilir. Ki bana göre kendi şartlarında number one'dır. Evet, Fatih Sultan Mehmet Allah razı olsun büyük insandır. Ama tabii şer'i yönden o kardeş katli bilmem ne falan o beni ilgilendirmez, o hocaları ilgilendirir. Ama şer'i yönden Abdülhamid'i eleştirecek bir şey ben bulamadım. Siyasi yönden olabilir. Arkadaşlar, 19. yüzyıl, daha doğrusu 18. yüzyılın ortasından itibaren bu Osmanlı Devleti'nde bir hastalık peyda oldu. O hastalık neydi? Batılılaşma. Batılılaşma ne demek? Yani ben İstanbullu olmayı sevmiyorum, Parisli olacağım gibi bir şey. Fransız kralına yazdığı mektupta, o mektup bende var, meçhettim. Diyor ki aslında herkes benim gibi düşünse çoktan batılı oluruz ama benim gibi düşünmüyorlar. Allah senden razı olsun, seni affetsin. Batılı olup ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Ondan sonra o hastalıkla bugüne kadar geldik, hala batılı olamadık. Olamayız. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kural koymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Burada hoca efendiler var. Hatta okumayalım. وَلَا تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى Yahudiler ve Hristiyanlar senden razı olmaz. Ne zamana kadar? حَتَّى تَتَّبْ يَعْمِ اللَّتَهُ
kendini terk edip, özünü terk edip onlar gibi oluncaya kadar. Bakın her şeyimizi terk ettik, hala bizi kabullenmiyorlar. Yani bizim Fatih dönemindeki bir Müslümanla ne alakamız var? Bir şey kalmadı. Peki Napolyon dönemiyle onunla da yok. Hani ayet-i kerime buyuruyor ya, la ilaha ulay ve la ilaha ulay. Yani ne ondan olabildik, ne onda? Arada bir müzebzeb, müzebzeb çırpınıp duran Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle böyle bir hale geldik. Ve Sultan Abdülhamid, Allah ondan razı olsun, böyle fırtınalı, böyle problemli bir dönemde Osmanlı Devleti'nin sultanı oldu. Onun dedeleri zamanında başlamış olan batılılaşma hareketi, özellikle Abdülmecid, yani Abdülhamid'in babası Abdülmecid zamanında zirveye ulaştı. Bizi batılı yapmak için iki tane antlaşma yaptılar. Biri Tanzimat, biri de ıslahat. Ama ne o başarılı oldu, ne de o başarılı olamadı. Arkadaşlar, sıradan bir çamurla minare yapamazsınız. Allah bizi Müslüman yaratmış, gavur olamazdık. Hala bizi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi terk ettik, dini bir tarafa attık, laiklik dinsizliğini aldık, yine diyorlar ki tam gavur olmadınız, bizim gibi gavur olun diyorlar. İşte Sultan Abdülhamid böyle bir düşüncelere sahip, Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in oğlu. Abdülmecid, Allah affetsin efendim, zamanında bizim batıcılar bir tanzimat manzimat olayı başlattılar. Nedir tanzimat? İşte biz demek ki iyi değiliz, kendimizi değiştireceğiz, Avrupalılara benzeyeceğiz. Tanzimat o, efendim. Çok garip şeyler oluyor yani. Tanzimat'ın götürdükleri diye bir kitapçığım var. Orada anlatıyorum. Bizler o kadar batıcı olmaya çalıştık ki, şimdi size anlatacağım hadiseyi muhtemelen inanmayacaksınız. Ama ben belgesini veriyorum. Gidip tetkik edebilirsiniz. Efendim, hem de yani bizim ilk anayasaları falan yapan Cevdet Paşa'mız var. Onun tezakirinde, yani hatıralarında geçiyor. Arkadaşlar, bu çok önemli bir şey. Kudüs'te Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı ve Müslümanlar vardı. İdare Müslümanların elinde. Ne zamandan beri? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim miracından sonra Müslümanlar orayı fethettiler ya efendim. O zamandan beri idaresi Müslümanların elinde, ama Yahudi de Hristiyan da istediği gibi yaşar. 19. yüzyılda oradaki büyük elçimiz Babi Ali'ye bir arize gönderiyor, bir yazı gönderiyor. Diyor ki burada Fransisken denen Hristiyanlar var, kendilerine bir kilise yapmak istiyorlar. Arkadaşlar, yanılabilirim, hukukçular vardır herhalde aramızda. Feyzullah Bey aynı zamanda hukukçudur. Şimdi bile bir cami veya bir havra veya bir kilise yapmak devletin iznine bağlıdır. İstanbul'da istediğiniz yere cami yapamazsınız, kilise de yapamazsınız.
devlet müsaade ederse yaparsınız. Böyle olduğu için Kudüs valimiz bir yazı gönderiyor. Diyor ki buradaki Hristiyanlar, Fransiskenler bir kilise yapmak istiyorlar. Müsaade. Usul nedir? Buradan cevap gidiyor. Diyor ki yeri araştırılsın. Kiliseyi nereye yapacaklar? Ona göre. Ve o hain, o kelimeyi bilerek kullanıyorum ha. İsterseniz hıye çıkarayım. Büyükelçimiz daha cevap yazıyor. Diyor ki mezbeleliktir. Mezbelelik ne demek? Çöplük demek. Çöplük. İstanbul'daki idareciler de diyorlar ki çöplük olmaktansa kilise olması daha iyi. Yapın diyor. İzin çıkınca tabi İslam dünyasında bir kargaşa başlıyor. Nasıl olur? Selahaddin Eyyubi'nin Fetih Camisi yıkılır, yerine kilise yapılır diye kıyamet kopuyor. Buraya telgraflar geliyor, haberler gönderiyor, nasıl oluyor falan. Efendim, İstanbul'a haber gelince işte böyle olmuş. Biz batılı olacağız ya. Madem başlamış gidiyor, gitsin diyor. Bu cinayet işlenir mi arkadaşlar? İşte bu cinayetle beraber çöküş hızlandı. Selahaddin Eyyubi'nin Fetih Camisi yıkılıyor, yerine Hristiyanların kilisesi yapılıyor. Kimin? İstanbul Padişahı'nın emriyle. İşte Tanzimat'ın ruhu budur. O Tanzimatçılar böyle bir devlet istiyorlardı ve buna uğraştılar. Efendim, şimdi bile maalesef o kilise var. Ben bunu anlatınca ya hoca böyle şey olur mu? Valla ben değil dedim. Cevdet Paşa'nın, meşhur Cevdet Paşa'nın tezakirinde anlatılıyor. Bir de ben bunları arşiv belgeleriyle de efendim karşılaştırdım. Bu oluyor. İşte bunu niye anlatıyorum? Sultan Abdülmecid zamanında böyle bir şeydi. Ve durmadan işte batılılaşacağız. Oksidantalizm başlamış. Efendim, peki ne yapacağız? Batıya insanlar göndereceğiz. Ama batı da çalışıyor biliyor musunuz? Hiç unutmuyorum mesela. Garibime gitmişti. Paris'te o kitabı alınca Allah Allah. Böyle şey mi olur? Arkadaşlar, inanmayacaksınız ama Juvara diye bir Roman oryantalist, tarihçi bir kitap yazmış. Sans projet de partage de la Turquie. Türkiye'yi paylaşmanın 100 tane projesi. İngiliz projesi, Fransız projesi, Alman projesi, 100 tane adamlar proje yapmışlar bu devletimizi paylaşmak için. Ve biz de onların emrine giriyoruz, batılı olacağız falan. O Mithat Paşalar bilmem ne falan. Ya bir memlekette bu kadar hain yetişir mi? Ya ama oluyor. Ama oluyor. İşte Tanzimat'tan sonra biliyorsunuz Abdülmecid öldü. Yine de Allah affetsin. Biraz büyüdükten sonra Harameyn'e bayağı hizmetleri oldu. Orada güzel yazılar yazdırdı. Ama o kilise nasıl affettirecek onu bilmiyorum. Sonra efendim Abdülaziz geldi. Abdülaziz geldi. Abdülaziz'i biliyorsunuz, onu devirdiler, entrikalarla devirdiler. Ben o ayrıntılara gitmeyeceğim çünkü esas Abdülhamid zamanından konuşacağız. Abdülhamid
iktidara geldiğinde Osmanlı'yı yiyip bitirmeye çalışan bir Avrupa var. Ve bunlar bir sürü projeler yapmışlar, biraz önce söyledim. Aramızda da birilerini yetiştiriyorlar. Jön Türkler diye bir şey. Niye Jön? Niye Türk? Ya bunlar Müslüman, bunlar Türk, tamam da niye özellikle Jön Türkler, yani genç olan? Abdülhamid. Tabii burada benim meslektaşım olduğu için dikkatli konuşmam lazım, yanlış yapmamak için. Sultan Abdülhamid geldi ama bir Mithat Paşa var. Mithat Paşa bir şeyler hazırlamış, bir anayasa gibi bir şey. Diyor ki buna uyacağız. Tamam uyarız ama bir göreyim şu anayasayı. Abdülhamid akıllı bir adam. Tekrar ediyorum, bana göre Osmanlı Devleti'nin number one'ı odur. O şartlar içinde. Bakıyor, efendim, anayasa ama 113. maddeyi ilave ediyor. Sultan gerektiğinde, devleti tehlikede gördüğünde bu anayasayı yürürlükten kaldırabilir. Bunu ilave ediyor. Tabii Mithat Paşa itiraz ediyor bilmem ne ama o sökmüyor. Bunun üzerine Şeyhülislam Hayrullah Efendi ile birleşiyor. Mithat diyor ki ya bu sultan bizim kafamızda değil. Ne yapalım, bunu devirelim. Çünkü başka çare yok. Daha önce Abdülmecid küçük bir çocuktu, tamam kandırıyordu. Abdülaziz de işte yedik onu. Bu başımıza bela olacak. Abdülhamid de bunu seziyor. Onlar, çünkü boksta bir kural var. İlk yumruğu vuran kazanır genellikle, eğer vurabilirse yerini. Efendim, tutuyor bunları, aynı anayasanın maddesine göre Taif'e sürüyor. O zaman Arabistan Osmanlı'ya bağlı. Şeyhülislam'ı da efendim, onu da Mithat Paşa'yı da sürüyor. Gidiyorlar. Ondan sonra Sultan Abdülhamid devleti ele alıyor. Anlıyor ki böyle Avrupa'dan mülhem kanunlarla bu devlet yürümez. Peygamberden beri böyle yürümüş ya. Peygamber aleyhisselam bir kişiydi. Ama tanışıyordu. Ebu Bekir geldi, bir kişiydi ama tanışıyordu. Ömer de öyle. Ondan sonrakiler de öyle. Ha, o halde ben de danışacağım insanlarım olacak. Abdülhamid baktı ki Avrupa'da müthiş bir düşmanlık başladı. İçeride de seziyor. O zaman ne yapayım? Onun meşhur siyaseti, benim profesörlük tezim de odur. Dünya Müslümanlarını birleştirme siyaseti. Özel adamları vasıtasıyla dünyanın her tarafındaki Müslümanlara haberler gönderiyor. Emirler gönderiyor. Efendim, hatta birkaç sene önce Türk Hava Yolları nasılsa, demek ki çok seyahat ettiğim için midir, nedir? Gel bize bir konferans ver dediler, gittim. Dedim ki, aranızda Mauritius'u bilen var mı? Parmak kaldırsın. Hadi öndekilere sormuyorum ama diğerleri ne soruyor? Mauritius'u bilen var mı aranızda? Var mı? Ha. Evet. Şimdi, Mauritius, Afrika'yı göz önüne getirin. Güney Afrika'dan 500 kilometre aşağıda denizin ortasında bir ada. Benim Sultanım Abdülhamid oraya adamlarını göndermiş. Şimdiki torunlar Mauritius'u bilmiyorlar. Aslında çok gidip
görmek istedim de Mauritius'u ama param yetmedi efendim gitmeye. Şimdi ömür de yok artık. Oralara göndermiş. Ama Türkiye'de en çok bilinmeyen bir şeyi bu fakir buldu. Efendim, tarihçimiz Ekrem Bey de şahittir. Ben bu Sultan Abdülhamid'in Çin'deki faaliyetlerini ilk defa bizim Türkoloji kongrelerinde anlatınca bana saldıracaklardı. Ve arkadaşlar o zaman ben Erzurum'daydım. Hayatımın ilk tebliğini sunacağım. İlmi konferans tebliğ. Nedir o? Pekin Hamidiye Üniversitesi. Pekin Hamidiye Üniversitesi. Şimdi İstanbul'a geldik. Uluslararası Türkoloji Kongresi. Bizim rahmetli tarihçiler Bekir Kütükoğlu efendim, diğerleri sen işte onlar. Ulan bu serseri kim demişler. Pekin neresi, Abdülhamid kim falan. Hepsi Abdülhamid düşmanı ya. Efendim. Bunu bir haşlayalım. Beni de tanımıyorlar. Ben de zaten yeni bir asistanım. Efendim. Şeyde tarih bölümünde İstanbul'da gittim ilk tebliğimi sunacağım. Doğrusunu isterseniz korkuyorum yani. Niye? Ercüment Kur'an, Şahabettin Tekindağ, Bekir Kütükoğlu bunlar gelip oturdular öne beni haşlamak için. Affedersiniz hiç aranızda döven var mı? Yani Harman'da döven. O Harman'ın başında, en başında affedersiniz en güçlü öküzler olur. Onlar şey yapar şimdi. Bilateş bir o Allah rahmet eylesin o tarihçi hocalarımız da onlar gibiydiler. Ben titremeye başladım. Bunlar beni şimdi mahvederler yani falan. Neyse. Heyecanlanıyorlar yani. Ne zaman? Bu nedir bu? Pekin'de Hamidiye falan. Hepsi Abdülhamid düşmanı ya. Neyse. Biraz başladım. Baktım. Çok galeyana gelecekler. Başkan Allah rahmet eylesin. Tom bir adamdı. Dedim devam edebilir miyim okuyarak? Tabii tabii oğlum dedi. Ben özellikle Fransızca okudum belgeyi. Fransızca okudum. Ben okudukça böyle yaslanmaya başladılar. Tam bitti. Bekliyorum ne zaman saldıracaklar. Allah rahmet eylesin. Efendim. Hocalardan biri kalktı. Yani tabirimi mazur görün beni batırdı çıkardı. Sen nereden uyduruyorsun? Abdülhamid kim? Çin kim? Bilmem ne. Başkan dedim. Bir belge daha var okuyabilir miyim? Tabii yavrum dedi. Özellikle Fransızca okudum. Fransızca okuyunca böyle yaslandılar. Sonra Ercüment Hoca Allah rahmet eylesin. Ya dedi sen Abdülhamid düşmanısın. Nedir bu yaptığın falan. Birbirine girdiler ben rahat ettim. Ve bu benim için bir sünnet oldu. Ne demek? Her sene Türkoloji Kongresi'nde 3 senede bir uluslararası her sene de milli oluyordu. Abdülhamid'le ilgili bir şey. Soruyorum. Herkes geliyor kavgayı seyrediyor. Hocalar bana saldırıyor falan. Ne verdim? Özellikle Şahabettin Hoca. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii bu yaşlanmıştı. Ben böyle konuşuyorum. Kalkıyor orada konuşmuyor. Geliyor böyle ayağını da dizimin üstüne koyuyor. Titriye titriye beni eleştiriyordu. Efendim. Allah rahmet eylesin. 1981'e kadar 1981'de Uluslararası Türk Tarih Kurumu Kongresi yapıldı.
Ben orada da yine Abdülhamit'le ilgili belge götürdüm. O zamanki tebliğimin adı da şuydu. Kızıldeniz'de Fransız-İngiliz silah kaçakçılığı, Sultan Abdülhamid'in buna karşı önlemleri. Bakın nerelerde şey yapıyor falan. Ondan sonra tabii herkes bekliyor. Şahabettin Hoca yine haşlayacak. Bitti. Hoca geldi. Allah rahmet eylesin. Cennetine koysun. Böyle yine şey yaptı. İzinime koydu ayağını. Çocuklar dedi. Çocuklar dedi. Bir profesör onun öğrencileri. Ben burada itiraf ediyorum dedi. Senelerdir iki kişiye dedi zulmettim. Birisi Sultan Abdülhamid, biri bu çocuk. İtiraf ediyorum, onlar haklıydı, ben haksızım. Şahabettin Tekin'den. Allah rahmet eylesin, 5 ay sonra vefat etti. Ama kendini kurtardı yani. Abdülhamid ona bir şey soramaz artık, öbür tarafta. Şimdi arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Ya bu Abdülhamid bizim tarihimiz. Dünyayı oynatmış olan bir adam. Bizim tarih bölümlerinde, üniversitelerde sadece Abdülhamid düşmanlığı yapılıyor. Benim profesörlük tezim Abdülhamid'le ilgili olduğu için bu YÖK denen bir kurum vardı. 5 sene imzalamadı ya, her şey bitmiş. İmza etmiyor ben. Abdülhamid diye. Nedir bu düşmanlık? Bunlar dinini terk etmiş insanlar. Ne kadar kızarsanız bana kızın. Ben 78 yaşında hala mı şey yapacağım yani? Bunlar hain. Hiçbir millet kendi tarihinin düşmanı olamaz. Bizim olduğumuz kadar. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Ondan sonra neyse, devran değişti şimdi. Bakıyorum, bir zamanlar bana saldıran Abdülhamid düşmanlıkları benim kitaplarımdan çala çala Abdülhamid'i yazmaya başladılar. Kurban olduğum Allah, nelere kadir. Fransa'da arşivde çalışırken Abdülhamid'le ilgili bir gün baktım, Allah Allah bir şey, garip bir şey. Pekin Hamidiye Üniversitesi. Allah Allah. Pekin. Hani bizim Erzurumlu demeyeceğiz. Pekin Nire, Erzurum Nire falan. Yani orada Hamidiye Üniversitesi falan. Tuttum araştırdım. Birkaç makale de yazdım. Allah selamet versin. Bir arkadaş dedi ki hocam ben bazen gidiyorum Çin'e. İşlerim oluyor. Seni de götüreyim. Git ara belki bulursun dedi. Pekin'e beni götürdü. Otele yerleştirdi. Tamam hoca. 10 gün sonra buluşmak üzere. Arkadaşlar gittim buldum. Pekin Hamidiye Üniversitesi'ni buldum. Şimdi Pekin Üniversitesi'dir. Şeye affedersin camisi. Giderseniz orada ama çok güzel bir cami. Bayanların ayrı falan. Şahane bir yer. İşte Sultan Abdülhamid'in Pekin Üniversitesi bu. Orada ders yapılmış Abdülhamid'in adıyla ve onun kapısında Osmanlı bayrağı dalgalanıyor. Ben bunları da Fransız arşivlerinde bu kadar Müslümanlarla ilgilenen bir sultan. Ya böyle sultan bulunamaz. Bizim içimizde Jön Türk diye bir şeyler peyda oldu. Abdülhamid düşmanlığını başlattılar. Bu Abdülhamid düşmanlığının markası nedir? Made in Europe. Avrupa'da yapıldı. Paris'te yapıldı. Paris'te onların toplandığı kahveye gittim. Jön Türklerin. Çünkü yine hadi bir rahmet dileyelim. Türk geldi, Ali Fuat Türk geldi diye bir zat arkadaşlar eğer bulursanız onun
hatıralarını okuyun. 80 yıllık hatıralarım diye. 80 yaşında yazmış. Efendim. Kimdir bu? Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin damadı. İki defa da şehre milliyi yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı falan. Orada affedersiniz. Orada anlatıyor. Nasıl Abdülhamid düşmanlığı yapıyor. Ve diyor ki Pera'da, Pera biliyorsunuz suyun üst tarafı, şimdi cami falan da yapıldı ya, Taksim Maksim. Allah rahmet eylesin. Fatih Sultan Mehmet orayı gayrimüslimlere bırakmış. Orada olsunlar falan. Osmanlılar zamanında 19. yüzyıla kadar Müslümanlar pek gitmezlerdi oraya. Efendim. Bayanlar bağışlasın, bazen açık konuşuyorum. Efendim. Huvardalık yapan Müslümanlar oraya giderlermiş efendim. Bizim şeylerde, yani kaynaklarda geçiyor. İşte Cemalettin Topuzlu diyor ki orada bir yerde oturuyorduk. Abdülhamid'i nasıl devireceğimizi planlıyorduk. Müdavimlerden bir tek ben Türk'tüm. Başka Türk de yok. Siz anlıyorsunuz artık nedirler falan. İşte bunların derdi neydi? Abdülhamid'e niye düşman? Abdülhamid de iki ayaklıydı, bir kafalıydı. Niye babasına düşman değildi? Çünkü babası bu Jön Türklerin her delildiğini yaptı. Abdülhamid Müslüman bir adam. Akıllı bir adam. Akıllı bir adam. Burada benim doktora hocamı hatırladım. Bir rivayete göre Müslüman oldu, birine göre olmadı. İnşallah olmuştu. Jacques Berk, Kur'an-ı Kerim'i de Fransızca'ya tercüme etti. Efendim. Ama bayılıyordum onun ders anlatışına. Bir gün yine tezim için konuşuyordum. Dedi ki, senin bu sultanın var ya dedi, Abdülhamid'i kastırıyor. Bastonunun ucunu Karadeniz'e sokuyor ama Akdeniz bunalıyor. Onun ne yapacağı kimse bilmez. Bu kadar akıllı. Ben de ağzımdan kaçırdım herhalde veya kaçırmadım bilmiyorum. İşte onun öyle o aklından dolayıydı herkes düşman ona. Efendim okey demiyordu herkese. Bu şekilde efendim Abdülhamid mücadele ediyordu. Onun siyasetinin adı İttihad-ı İslam. O dünya Müslümanlarını Batı emperyalizmine karşı birleştirmek istiyor. Batı ise bizi sömürmenin her yolunu ya 19. yüzyılda her yere girdi bu Batılılar. Allah aşkına bu Afrika'ya bir gidin ya. Gidin biraz ağlayın ya burada Afrika'da. Fransız neler yapmış? Ghana diye bir yer var. Birkaç defa gitmek istedim. Orada olaylar var, gidemedim. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi, hepsi el yazması. Oran o zamanki Müslüman alim şey yapmış. Fransızlar nasıl? Diyorlar ki herhalde taşıyacağız veya bizimdir, yoksa yakarlardı yani. Fransızların olduğu yerde söylemiyorum bunu, yakarlar yani. Abdülhamid'in dünyanın her köşesinde adamı vardı ya. Onun için ne Avrupa seviyordu, ne Avrupa'nın adamları. Arkadaşlar biraz tetebbü ederseniz, kitap karıştırırsanız göreceksiniz ki o düşmanların çocukları hala yaşıyor. Biri kendi milletine, biri kendi devletine, kendi dinine düşmansa o Batı'nın adamıdır. Hiç başka izahı yoktur yani. Batı'da 40 sene hocalık yapmış birisi olarak diyorum yani.
Ha, ben bunları orada da anlatıyorum. Anlatıyorum. Diyorum izahını siz yapın. Eğer yanlışsa. Evet. Kuzey Afrika üzerinde biliyorsunuz 19. yüzyılda Fransa Kuzey Afrika'yı işgal etti. Libya, Tunus, Cezayir, Fas oraları Abdülhamid'in zavallı kendi iç düşmanları bırakmıyor ki oralardaki tarikat şeyhleriyle irtibata geçti. Bunu da ben bizim tarih dergisinde yayınladım efendim. Onlarla irtibata geçti ve o şekilde mücadele etti. O şekilde mücadele etti Kuzey Afrika'da. Şimdi tabii Batı bütün bu olanlardan rahatsız. Rahatsız olunca ne yapmak lazım? Bu adamı halletmek lazım. Bu adama bir şey yapmak lazım. Kendi adamları zaten içeride uğraşıyorlar. Arkadaşlar, Fransızların güzel bir atasözü var. Diyor ki, şeytan emekli olmaz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Sürekli görevdedir. En çok da İslam düşmanlarının emrindedir. Efendim. Şimdi bu Jön Türkler ve İttihat Terakki ile Avrupa dedi ancak bu adamdan kurtulabiliriz. Ancak bu Müslüman millet burada biraz dikkatli olmam lazım. Beni dövebilir bazıları burada. Efendim yok yani ben normalde bastonumu getiririm ama. Evet. Şimdi niye? Bu millet Müslüman. Bunları Müslümanca kandırabiliriz. O halde bu İttihat Terakki hocalara bulaştı. Hocalar, hoca tırnak içinde hoca. Efendim, bu hocalar görüşmeler yapıyor. Ne yapacağız? Bu Abdülhamid'i devirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, Avrupa Jön Türkler dediler ki bizi kimse dinlemez. Şimdi bir köye gidelim. Deseniz ki bir tarihçi gelmiş bir şey anlatacak. Pek kimse gelmez. Ama bir hoca geldi derseniz herkes gelir yani. Onun için burada bana karşı gelecek olanlara da cevabım hazırdır. Hocaları elde ettiler. Ne yapacağız? Bu Sultan Abdülhamid'den kurtulmamız lazım. Sultan Abdülhamid'den nasıl kurtulacağız? Onu halledeceğiz. Görevden alacağız. Ama görevden alabilmek için bu halifedir bu. Halifeyi görev... Bitireyim sonra sorun. Halifeyi görevden alabilmek için fetva lazım. Hocaların görüşleri lazım. Efendim. Tuttular. Bu hocaları buldular. Hocaların içinde Said Nursi de var. Hocaların içinde Elmalı var, Elmalı. Müfessir var ya. Çünkü bunlar olmasa o diğerlerine pek kulak asmazlar. Tuttular. Bir hal fetvası yazacağız. Halifeyi indirebilmek için fetva lazım. Fetvayı kim yazar? Fetva emini yazar. Fetva emini Nuri Efendi'ye gidiyorlar. Yazamam diyor.
falan yere gelip orada yazacaksın. Gelemem diyor. Bayanlar beni bağışlasın. Diyor ki mazeretim var diyor. İdrarımı tutamıyorum diyor. Jön Türk ahlakına bakın arkadaşlar. Çok affedersiniz bayanım. Altına da etsen geleceksin. Dayamışlar silahları. Nuri Efendi'yi götürüyorlar. Fetvayı böyle yazıyorlar. Fetvayı böyle yazıyorlar. Peki bir sürü iftira, şeriat kitaplarını yırtan, Güya Abdülhamid şeriat kitaplarını yırtmış. Müslümanlara işkence yapan, ya Müslümanı ne yapmış ya? Rahatsız olan gayrimüslimler. Ama bu fetvayı isteyenler kim? Gayrimüslimlerin emrinde olanlar. Uzatmayayım. Fetvayı zorla yazdırıyorlar. Zorla yazdırıyorlar. Şeyhülislam da imzalıyor. Bu Elmalı var ya, Elmalı. Müfessir, Hamdi yazdı falan. İşte onlar nasıl hesap verecekler? Bilmiyorum. Onların fetvası, ben aynı zamanda ilahiyatçıyım. Ne bu konuda söz sahibiyim. O fetva şer'an geçersiz. Çünkü onlar fetva makamı değil. Fetva makamı değil. Gayri şer'i, gayri resmi olan bir fetvayla Sultan Abdülhamid'i hallediyorlar. Hallediyorlar, ne yapacaklar? Gönderiyorlar Selanik'e. Sen git, abisini getiriyorlar, benim gibi pir-i fani devletin başına. Sadece onların emirlerini. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Ama oldu. Kim? Enver Paşa ve avanesi. Talat Paşa, Enver Paşa falan falan falan. Bu Sarıkamış'ta bizim askerimizi yok yere donduran paşa var ya işte. Kaprislerinin kurbanı Ermer. Abdülhamid'i hallettiler. Sonra arkadaşlar siz kendiniz olmasanız birilerinin adamı olursunuz. Leysel feta men yekulu kâne ebî velâkinnel feta men yekulu hâne. Bir atasözü. Benim atalarım şöyle 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 diye övünen genç değil. Ben buyum diyen. Şimdi Talat, Enver her biri bir yerin adamı. Enver Almanların adamı. Enver Paşa. Tuttular Enver Paşa. Almanların yüzü suyu hürmetine yok yere bizi savaşa soktu. Birinci Dünya Savaşı'na. Da arkadaş Abdülhamid'in siyasetini gütene bırak birbirini yesinler Ruslarla İngilizler Fransızlar. Yok. Çünkü Enver onların adamıydı. Esas cinayet ne biliyor musunuz? Şeyhülislam'dan bunun fetvasını da alıyorlar. Fetvada diyor ki Almanların yanında Ruslara karşı savaşmak cihat olur mu? El cevap olur. Senin dilin kopsun be Şeyhülislam. Ama ne yaptı Şeyhülislam? Enver'in tabancası var tepesinde. Arkadaşlar böyle devlet yönetilmez. Almanların keyfi için bizi savaşa soktular. Almanlar yenilince biz de yenik duruma düştük. Ondan sonra Enver kaçtı. Bazıları kahraman diyor. Sarıkamış'ta ne kahraman? Gitti. Ondan sonra Abdülhamid'i devirdikleri gün burada koşuyordu Enver. Artık Ermeni, Türk falan yok. Herkes eşit. O Ermeniler ne yaptı? Onu Tacikistan'da öldürdüler. Onun arkadaşı Cemal Paşa. Nerede öldürdüler? O efendim
bizim Karadeniz'in ötesi neydi ya? Batum'da öldürdüler. Ha. Geriye bir tane kaldı. Onu da Berlin'de öldürdüler. Ben Berlin'de yemekte bulan adam, niye böyle gavurların adamı oldum ben? Valla Fatiha okumadım, içimden gelmez ya. Böyle devleti batırdılar, Avrupa'ya dediler, istediğinizi yapın. Ondan sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı, fazla merak etmeyin, bak saate bakıyorum, bitireceğim. Bir şeyle bitiriyorum. Bundan birkaç sene önce, yani diyelim ki 10 sene önce, belki daha fazla, bir gün beni aradılar. Telefonla, selam aleyküm, aleyküm selam, buyurun. Hocam dedi, İstanbul'un kurtuluşunu kutlayacağız da günü geldi. Sizi konuşmacı olarak istiyoruz falan. Olur da dedim, İstanbul'un kurtuluşu diye ben bir şey bilmiyorum ya. Hayırdır dedim ya. Diyor İngilizler, Fransızlar falan kollarını sallayıp gittiler ya. Bu ne benim dedim, kurtuluştur, elini kolunu sallıyor, bir tane silah patlamıyor, kurtuluş. Bizim Erzurum'u diyor, namay anamay. Böyle şey olmaz. Nereden kurtardınız bu İstanbul'u? Bak, o İngiliz, o Fransız dedi ki, bak biz gidiyoruz. Gelecek olanlar sizler, bir, İslam'ı kaldıracaksınız. İki, harflerinizi değiştireceksiniz. Üç, ezanı değiştireceksiniz. Bu memlekette İslam diye bir şey kalmayacak. Tamam mı? Tamam. O zaman bay bay. Gittiler. Böyle kurtuluş mu olur? Böyle kurtuluş mu olur? Ve her şeyi değiştirdiler. Ezanı hasret yaptılar bu milleti. Bir hatırayla bitirmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Anam vefat etmeden bir gün dedi, oğlum bugünlerde ne yapıyorsun? Dedim, ezanla ilgili bir kitap hazırlıyorum. Ben dedi, sana bir şey anlatayım. Sen dedi, 4 yaşındaydın. Bir gece diyor, Pervari'de, Siirt'in Pervari kazasında. Arkadaşlar, bizim evimiz bir kayalığın dibinde. Büyük bir kayalık. Nasılsa orada rahmetli dedem orada. Demek ki güzel, o da benim gibi dağları, yükseği seviyor falan. Dağın, şeyin, kayalığın yamacında ev yapmış. Bir gece diyor, babanı uyandırdım. Gazali, Gazali. Rahmetli babamın adı Gazali'ydi ve Türkiye'de tektir Gazali. Efendim, niye? Çünkü dede bunu çok seviyordu, İmam Gazali'yi. Onun ihyasıyla ilgili, neyse o ayrıntıya girmeyin. Gazali, kalk kalk, kıyamet kopuyor dedim. Babam kalktı, dinledi, evet dedi, kıyamet kopuyor. Sonra ses kesildi. Tabii uyuyamadık, ne oluyor falan. Gündüz her şey anlaşıldı. Bizim Pervari'nin bir delisi varmış. Deli, Allahu Ekber'e hasret kalmış. Ezana. Gece jandarmalar görmez diye bizim evin üstündeki kayalıklara çıkmış, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuyunca yakalamışlar yarısında, derdest edip Elazığ'daki tımarhaneye göndermişler. Anadolu'nun birçok yerinde ezan okuyanları tımarhaneye attılar. Bütün bunları niçin anlatıyorum arkadaşlar? Bu memlekette bir İslam düşmanlığı hala var. Uyanık olalım. Niye? Vallahi hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِمْ عَنِ النَّعِيمِ Allah-u Teala diyor ki, size verdiklerimden hesaba çekileceksiniz. Allah diyecek, ben size o kadar güzel memleketi verdim, İstanbul'u verdim, şunu verdim. Ama küfür hakimdi.
Siz bir şey yapmadınız yani. Bu nasıl oldu? İşte Sultan Abdülhamid, benim rahmetli sultanım, bu şekilde halledilince onun yerine gelen Jön Türkler bizi bu hale soktu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim, yanlış şeyler söylediysek söyleyin, düzeltelim. Düzeltip yazarız. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiniz. Bir de eski performansım yok. Yaşlı adam böyle.